Merhaba arkadaşlar. Bugün f 4 kısım yani yiğitlik, irade, adalet, akıl yolundan bahsedeceğim. Yiğitlik yolundan başlayalım. Burada gördüğünüz görevler her bir tanesi 3 aşamadan oluşuyor. Burada 9, burada 9. Toplam 18 tane görev yer alıyor. Yukarıda da bunun ödülleri var. Beceri sayfası, skilllerinizi açmanız için. Şeref madalyası, zırhlar. Makale ve bayrak sandığı. Hemen görevlere gelelim eşleşme Bunlar kuşatma olabilir bu savaşmanızı ister Beceri açmanızı istiyor eğer ki bir sınıfın tüm becerilerini açmak yani birer sefi olsa Tüm becerilerini açmak yetmiyorsa hemen ikinci bir sınıfı Açıp oradaki basit az isteyen Becerileri açabilirsiniz Süvari birimi açmak yine eski videolarda bahsettim orada yeomanlara doğru giden yoldan yararlanabilirsiniz. Ee, mızraklı milisler demesine kargılarını açıp onlardan bir birim oluştur diyor. Yani burada yine U'ya basıp kışlarını ek, e, eklemenizden bahsediyor. Serflerde de e, öz, önceki videolarda bahsettim. E, birim ağacından açtıktan sonra kışlaya eklemeniz gerekir. Serflerden 4 tane olması ve bunların her birisinin 7 de olması e, kaynak toplama açısından önemli açık dünyada kuşatma mevneden ağır silah parçalarını ya konuşlandır veya imha et. İlk başta gelen ağır silahlarla 3 tane vurmanız yeterli. Diğer maddesinde kahraman öldürmenizi istiyor ve düşman öldürmenizi istiyor. Düşman askeri olarak geçiyor bu kahraman değil. İkmal noktalarında toplam 10 birim tesisatı yenile. Yani bu şu demek. Dışarıda asi'lerle kapıştıktan sonra dönüp ee, şehirde e, birimlerinizin tesisatını yenilemek, yenilemenizden bahsediyor. Ee, onun yanında Kahraman 3 e, seviye yukarı çıkar level kasmak ve arkadaş eklemenizi söylüyor. Oyundan rastgele birisine atmanız yeterli. Ee, şövalye çağı birim sür diyor. Yani bunlar anlaşılır. Anlatılmayacak pek de bir şey yok. Bu yiğitlik yolu bu kadar. İrade kısmına gelirsek burada değineceğim birkaç husus var. Onlar nedir diye sorarsanız. Bu kazı vesaire görevlerini önceki videolarda söylemiştim. Nerelerden ne yapıldığını onlara bakıp öğrenebilirsiniz. Burada dikkat etmenizi istediğim nokta yukarıda 54 puana geldiğinde gümüş çağı künye kutusu. Burada bu künyelerden birisini tercih etmenizi istiyor. Yani buradan size bir e, mavi birim hediye ediyor diyeyim. Yani görevler sonucu ödül olarak veriyor. Burada e, önereceğim şey şu: Oyunun başında yaverleri almadıysanız yaverleri tavsiye edebilirim. Eğer ki oyun başına yaverleri aldıysanız demesine arkebücüğünü tavsiye edebilirim. Veya eğer e, e, etbuafuzu önerebilirim. Bunlar neden önlerim oluyor? Hemen bakalım bir şeyimize birim ağacımıza. Burada eyalet kargıları mevcut. Eğer ki demir biçicilere gidecekseniz ve şu an bugün ayın kaçı? 9 Temmuz 2021 tarihinde emperyal muhafızlar ve saray muhafızları oldukça iyi bir konumda. Birim olarak kullanılabilir bir konumda. Bu ikisini açmayı planlıyorsanız ee bunu tercih edin derim. Yani buraya kadar zaten oyunun başında bunu seçtiyseniz ve ardından da bunu buradan açarsanız bir kısmını kat ediyorsunuz. Yani sadece şu ikisini açmanız kalıyor. Saray muhafızlarını da takdirde demir biçicilere zaten neredeyse gelmiş oluyorsunuz. Ee, bunu tavsiye etme sebebim bu. Onun dışında demesine arkebüzcülerini söylemiştim. Bu. Ee, bunu bunu ee, önerme sebebimde hemen arkasından gelen e, silah silahtazları ve terciyolar oldukça güçlü birimler. Bu yolda sizi bir demzede olsa e, öne atmayı sağlayacağı için bunu önerdim. Eğer ki bu yola hiç gitmek istemiyorsanız bunu almak zorunda değilsiniz. Almanızı tavsiye etmem. Burada yok zaten. Yaverlerde gördüğünüz gibi silahşör ve mızrak çavuşlar da oldukça iyi bir konumda yaverlerde hem manastır şövalyeleri için hem de için tercih edebilirsiniz. Kendisi zaten kötü bir birim değil. Yine fena olmayan birimler arasında yer alır. Orada tercih edeceğiniz kısmı o nedenle bu üçünü tavsiye ettim. Burada görevlerde de anlaşılmayan bir şey yok gördüğüm kadarıyla. O yüzden bir değer adalet yoluna devam edelim. Bu adalet yolunda yukarıdaki ödüllerde önereceğim bir şey yok. Yani burada e, kritik bir şey yok diyeyim ben sizlere. Onun haricinde e, görevlere bakacak olursak da e, anlaşılmayan bir şey var mı? Bir bakalım bakalım. Burada mesela dolu ev ve uzman kumandan başarımlarını kazan diyor. Bu başarımları kimse kolay kolay ezbere bilmez. Yani ben de bilmiyorum. bilen de pek görmedim. O yüzden bunu Türkçesine Google'a yazabilirsiniz. Çıkmazsa İngilizcesine Google'a yazıp arattırabilirsiniz. Başarımlar, rozetler bunları oralardan sonuçlandırabilirsiniz. Başka da ee, problem yaşanacak bir görev görmüyorum ben burada. O yüzden son olan akıl yoluna gideyim. Akıl yolunda e, yukarıda ilk başta 30 puanı verdiği bir mor günya kutusu var. Şimdi burada saray muhafızları dedim. O demir biçicilere doğru giden yoldaydı. Eğer ki bunu açarsanız hemen bakalım tekrardan. Hani bunu bedava aldınız. Yani görevlerden aldınız. Buraya kadar e, kastınız bunu açtınız yine kendiniz. Ondan sonra aşağıdan giderken oradaki künyayla de bunu açtınız. E burada demir biçicilere zaten neredeyse varmış oluyorsunuz. Yani bu yol tamam oluyor. Yukarıdaki yolda da sadece bu kısım kalıyor. O yüzden e, demir biçicilere gitmek isterseniz bu bir mavi bir de mor olarak bunları tercih edebilirsiniz. Bunun haricinde başka neler tercih edilebilir diye bakarsanız eğer ki asasin gibi veya okçu gibi birim oyun bir klas oynuyorsanız ciritçileri tercih edebilirsiniz. Ciritçiler yani karşı tarafın kahramanına tek atan bir birim eğer ki skilllerini doğru anda kullanırsanız. O nedenle ciritçiler tercih edilebilir. Ee, yukarıda yine kargılı emperyal muhafızı birim ağacından göstermem gerekirse şu oluyor. Yani oyunun başında bunu aldınız, e, mavi künye olarak bunu harcadınız ve oradan çıkanla da bunu aldınız varsayayım. E, yine demir bütçelere giden yolda önemli bir şey kat, ediliyor, kat etmiş oluyorsunuz. Sadece aşağıdan saray muhafızlarını ilerlemek ve buradaki e, dörtlü kısmı açmak kalıyor. Yani önerir miyim saray muhafızım bu mu diye sorarsanız, benim tavsiyem saray muhafızı olur. Ee, emperyal muhafız her ne kadar güçlü olsa da e, hani zaten bu kısım e, açılmak duru, durumunda kalacak. Yani bunu daha güçlü hale getirmek için bunu açacaksınız. E, yani o yüzden buradan her halükarda gideceğiniz için saray muhafızını hemen kısa yoldan açmanızı tavsiye edebilirim. Bunun yanında hanedanınız varsa hanedanınızın tavsiyelerini mutlaka dinleyin. Hani oradaki bir e, stratejide ihtiyaç duyulan bir birim varsa onu almanız daha iyi olacaktır. Hemen devam edelim akıl yolundan. E, başka hangi künyelerimiz varmış burada? Bakalım. E, yine ciritçi ve teberciler mevcut. E, krizgatlar da burada yer alıyor. Tüfekli birim gidiyorsanız, gitmek isterseniz krizgatlar oldukça iyidir. Onu tavsiye ederim. Aynı şekilde mızraklı çavuş da ve silahşör de bu ikisi de şu an oldukça iyi bir konumda. Yani bu birimleri tercih etmenizin iki veya üç sebep sayabiliriz. Bir, hanedanınızdaki mevcut durum. İki, sizin e, gitmek istediğiniz tarz e, ve bu tarza uygun bir birim. E, üçüncüsü de sarı bir birim hedefliyorsanız oraya gidiyorsunuz. E, İşe yarayacak hani hem size kazandıracak hem de o yolda ilerlemenizi kolaylaştıracak bir birim. Bu üç e, şartı hangisi karşılıyorsa bunlar arasından tercih edersiniz. Diğerlerinin hiç e, değilmeme sebebim de hani e, bu bahsettiklerim kadar güçlü olmayışları. Burada sorun yaşanacak bir e, görev var mı diye bakarsak da. Örneğin şu. insanlar genelde bunda takıldı. Silah yatırma tipi becerilerle düşman süvarisi öldür diyor. Silah yatırma tipi beceri e, Kargılı Milis gibi, Forte Brasso gibi başka başlangıçta kullanılan e, mızraklı çavuş gibi demesine e, mızrakları var mıydı emin değilim. Onların birinci skilllerine basarak oturduğu e, andaki aldığı öldür e, ölümler yani asker öldürmeler hemen bakacak olursak kışladan mesela bende var kargılı milise bakalım bahsettiğim şey şu buradan özelliklerine geldik sıkı dur yani bulunduğu konumda pozisyonu dizdişte buna bastığımız zaman hareket etmeyerek karşıdan gelen askeri bekleyeceği bir sikildir beceridir Hani bunun gibi ve bu olmasa da sadece diziliş halindeyken insanları öldürmesi yatırma becerileriyle öldürme olarak geçmekte. Onun haricinde bir de şey vardı burada hangisinde olduğunu hatırlayamadım şu an gözüme de gelmedi. Bir kez daha bakayım. Heh, burada 5 arkadaş ekledi diyor. Eğer ki oyuna tek başınıza başladıysanız yani aynı kişiye yollayıp aynı kişiye silip veya iki kişi başladıysanız iki kişi bile yapılır. Arkadaşınızı eklediniz. arkadaşını sildiniz. Bir daha eklediniz. Bunu bu şekilde hızlı hızlı yapabilirsiniz. Evet. F4 kısmında bu kadar. Bildiklerim de bu kadar. Tavsiye edeceklerim de bu kadar. Eğer ki burada herhangi bir görevde benim atladığım kısımda eee bir takılırsanız ve bir yerde sorun yaşarsanız aşağı yorumlardan yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın.